kapıya baş koyabilmek için günlerce, aylarca dergahın kapısı önünde nöbet tutulurmuş. Hani o Yunus, tatlığın dergahın eşine başını koyup Mürşidinin "Bu bizim Yunus mu?" demesi için orada sessizce günlerce beklemişti. O veliler ki bütün varlıklarını nefsleri istikametinde değil, fakir fukaranın ihtiyaçları için harcarlarmış. İnsanlara karşı yumuşak, merhametli ve bütün mahlukata karşı derin bir şefkat duyarlarmış. Onlar herkes tarafından çok sevilir, çok hürmet görürlermiş. Onların en büyük özelliği az uyumaları, az yemeleri, az konuşmaları, konuştukları zaman da sözlerinin hikmet dolu olmasıymış. İbadetlerinde huşuları sonsuz, Allah ile birlikteliklerinde ise vakti pek uzun tutarlarmış. Ne kadar keramet sahibi olurlarsa olsunlar, bununla böbürlenmezler, Allah'a karşı kullukta da gevşemezlermiş. Allah dostları kimsenin aleyhine konuşmaz, kimseyi küçük düşürmez, kimsenin hatasını yüzüne vurmazmış. Hatta kendileri aleyhinde konuşanları bile affederler, onlar için Allah'tan mağfiret dilerlermiş. Onların boyunlarının bükük olması Hakk'a karşı duydukları aziyetlerinden ve tevazularından. Bakarlı olmaları ise Hakk'a karşı kulluk görevlerinin tam olarak yerine getirdikleri içinmiş. Onların ibadetlerindeki huşuları, namaz kılışlarındaki edepleri, yemek yemelerindeki kanaatkarlıkları ve aldıkları her nefeste Allah ismini zikretmeleri en büyük özellikleriymiş. Onlar alan el değil, veren elmiş. Bir zamanlar onlar herkes tarafından bilinirmiş. Bu zamanda ise gören gözlere aşikarmış. İşte ne zaman ki bir evliyallah bu dünyadan göçse, hemen Yüce Mevlam onun yerini alacak birini göreve getirir ve yerini doldururmuş. Evet, bütün dünya insanları dünyanın dört bir tarafından bu ulu dergaha geliyorlar ve burada İslamiyet'i yaşıyorlar. Burası Hanif dininin merkezi gibi adeta. Her milletten insan var. Amerikalı, İsviçreli, siz Almanya'dan mı gelmiştiniz? Almanya'dan. Her yerden insan var ve hepsi birlikte, şeyhleriyle birlikte burada İslamiyet'i, Allah'ın Hanif dinini yaşıyorlar. Saatler saatleri kovalıyor, sınırlı olan vaktimiz de artık yavaş yavaş ümitlerimizle birlikte tükeniyor. Gitmekle kalmak arasında ne yapacağımızı düşünüyoruz. Ama buraya kadar gelmişken onun sohbetine katılmadan gitmek de bize çok zor geliyor. Giderken geleceğim dediğini düşünüyoruz. Zaten beklemekten başka da hiçbir seçeneğimiz yok. Müritleri evet mutlaka gelir, onu bekleyin diyorlar. Artık uçağa yetişmek için yola çıkma zamanımız geldi sırada. Şeyh Efendi'nin arabası yolun başından görünüyor. İşte bakın gecikme sebebini gözlerimizin içine bakarak nasıl anlatıyor. Şimdi gidiyorsunuz. Ne acele vardı? Arzu Hanım'a gidiyor şimdi. Hepiniz. El-Hukulillahil-Aliyyil-Kebir. Hüküm Cenab-ı Hakk'ındır. Tertip etmediyse insanın iradesi Allah'ın takdirinin üstünde yürüyemez. Eyvallah sultanım. Allah'ın takdiri lillahi takdirun. Allah'ın takdiri bizim tedbirimizin üzerinde. Eyvallah Allah sultanım. Allah'a emanet. Kaçta tayyare? Kaçta? 7.30'da. 7.30. Şimdi saat 5'tir.
5. Siz 5.30'da çıksanız 6.30'da tamam yetişirsiniz. Eyvallah. Yani bu kızımız kalacak burada. Kalmayacak. Burada tekstür varsa. Neye geldiydi bu? Kalsın. Neye geldiydi bu? Sizin mirasınızı bize inşallah ebedileştirmek için. Şimdi namazı kılalım, biraz sohbet ederiz. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam inşallah. Çabuk. Ne yapalım? Allah'ın iradesi söz konusu olunca yapacak hiçbir şey yok. Belli ki şimdi kalplerimiz imtihana çekiliyor. Şeyh Efendi'nin namazı uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Bize ise bu noktadan sonra sadece sabretmek düşüyor. İçimizden artık uçağa yetişmemiz imkansız diye düşünüyoruz. Ama Şeyh Efendi kendinden emin, buna pek de aldırış ettiği yok. Belli ki bir bildiği var diye düşünüyoruz. İşte beklenen o an geliyor ve bizleri o mütevazi odasına buyur ediyor. İnşallah hanımlar nerede? Buradalar, burada. Nerede çiçek? Yemek yedirdiniz mi? Yedirdik o çiçek abi. Yedirdiniz mi yemek? Yediler. Ha, etraftaki her şey gösterişten uzak ve sade. Ama bir o kadar da ilahi bir hava var her yerde. İşte bizi kabul etmesi sebebiyle kendisine teşekkürlerimizi bildirirken birden celalleniyor ve bakın neler diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bizleri huzurunuza çağırdığınız için, kabul ettiğiniz için, teveccüh buyurduğunuz için teşekkür ediyoruz televizyonumuz adına. Teşekkür ederiz sizin ziyaretinize. Tabii biz bir şey değiliz ki efendim kabul edelim ya kabul etmeyelim. Biz tabanda duran bir kimseyiz. Biz sıfır olmaya çalışan bir kimseyiz. Herkes bir şey olmak ister. Biz hiçbir şey olmak istemiyoruz. Yalnız Allah'ın kulluğunu istiyoruz. Kabul buyurursa Cenab-ı Allah. Budur. İki mertebe vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir mertebe, kulların mertebesi kulluk, ubudiyet. Onun üzerinde rububiyettir. Rububiyet yalnız Cenab-ı Hakk'ındır. Bu bizim yeryüzünde kendi kendimize uydurduğumuz efendim rütbeler ubudiyetin üzerine geçemez. Sultan olsan ya efendim yine kulsun,